astronomiya namına giyiriş hükümününe öz günülgümüzden başlamak hafıqı olur. Bu sebepten günü en yakın planeta olan Merkürini has yakından tanıp astronomiya ilimi hakkındaki videoları bölümünün ilkinci sahanına başlayalım. Merhaba arkadaşlar, astronomi ilmi hakkındaki bu bölümleri her bölümde bir planetanı, yıldızı, yani her bölümde ayrı ayrı görünüşte her bir asman cismini, her bir planetalar, hemraları, günülgümünü, galaksikaları, ol galaksikaların yerleşen gök adalarını yakından tanırız. Bu bölümlerin devam etme için olsa kanalıma ağda olmalı ve videolar eğer de gönlünüzü yarayan olsa like koyup dostlarınızla paylaşmayı unutma. Hanonda nesip edenin ilkinci bölümümüzde Merkür'in tanıp başlayacağız. Bizim günülgümüzde 80 planeta vardır ve bu 8 planetanın taşından aylanan 210 uğra kemra vardır. Ova aranızda aitliyansanız 90 planeta zaten. Ova şeyledi, 2006 yılda Halkara Astronomi Birliği tarafından Plüton planetalıktan çıkarlandır. Bunun sebebi olsa Plüton planeta olma için gerekli olan zatlara iyi değildi. Günülgümünü yaşatken, hemralara, planetalara en atalık edeceğin iki yıldızımız gündür. Günülgümünün tutken meydanının ortaçı 90 ötürümünü tutkendir. İçinde yaşadığımız gök ağda olan Ak Maya'nın yolundaki 104 milyar yıldız ulgumundan biridir. Ak Maya'nın yolu galaksikasının merkezine olan uzaklığımız 27 bin yıldızlık yılıdır. Yani sekundda 300 bin kilometre tezlik bilen 27 bin yıl boyunca gidenimizde Ak Maya'nın yolu galaksikasının merkezine var ya. Yani bu fikreti koruyası olan var ya, akıla sığmayacak bir ölçüdür. Bizim günülgümüz Ak Maya'nın yolu galaksikasının tövürüğünü sekundda 220 km tezlik bilen hareket edeceğindir. Merkür, Venera, Yer ve Mars planetalar fizik hesaplamaları boyunca Jüpiter, Satürn, Uran ve Neptün planetalarının düpüta pautlanıyandır. Birinci topara Merkür, Venera, Yer ve Mars planetaları değişlidir. Ve bunlara yere mengdeş planetalar değiller. İkinci topara olsa Satürn, Uran ve Neptün planetaları değişlidir. Ve olara Efet planetaları değiller. Merkür planetasını teleskop ile görmek katı kıyındır. Sebebi günü en yakın planeta bulunduğu için günün yanında katı sönük görünür. Merkür her 100 yılla ortaça 13 yedek günün önünden geçer. Merkür dünyamıza kararımızda günü 3 ise has yakındır. Bu sebepten Merkür'ün üstünü güne seretsek günü dünyadakiden 3 ise ulu görürdük. Şu at benim dünyadaki ağrımım 60 kilogram. Eğer de ben Merkür'de öz ağrımı ölçek görsem onda 3 kilogram olurdu. Merkür'ün diametri 4879 kilometredir. Yani dünyanın diametrinin 3'te 1 bölüğüdür. Merkür'ün tartış gücü katı pestir. Bu sebepten dünyadaki büküşümüz el Merkür'de büksek, onunla dünyadaki kararımızda has 3 etse yukarı kalırız. Merkür'de kaç seyrek bir atmosfere vardır. Dünyanın atmosferası olan egzosfere mengdedilen bu atmosfere esası kislorod, natri, vodorod ve gelidin varattır. Merkür'ün atmosferasının dıkınlığının pes olanlığı sebeple Merkür'ün yüzü hem soğuk hem kızgındır. Eğer gündüz vakti Merkür'ün güne seyretken tarafını ölçesek 400 gradus kızgın olurdu. Güne seyretmeyen tarafını ölçenimizde olsa minus 180 gradus olurdu. Aslında bu soğuğu duymak için Merkür'ün akşam vaktine karışmamıza gerek yoktur. Atmosferasının dıkız bolmalığı için yüzünde bir yerde kölgede dursak hem şol bir soğuğu duyup bilerdik. Sebebi yan kayışmayalı atmosferası dıkız bolmalığı için günün düşen yeri has kızgın olup, düşmeyen yeri hem has soğuktur. Merkür'ün masası keçi olanlığı sebeple atmosferadaki gazları tutup bilmez ve atmosferasını döreceğin birleşmeler kosmos genişliğine kaçar. Yönü günden çıkan şemallar sebeple Merkür'ün yüzünden kopan parçacıklar sayesinde atmosferası tazelenir. Edil biz şu an dünyada değil Merkür'de olsaydık onda asmanı neyle görürdük?
Yine de Merkürünün atmosferinin dikizliği katı pes olanı sebeple Merkür'de hem gece de gündüz de asmanı karanlık görürdük. Jonas Kepler tarafından tapılan ve öz adı verilen Kepler kanununun sayesinde planetlerin günün tövüründe eliptik orbitede aylanyanlığını bildik. Elbette bu Kepler kanunu dinge planetlere değişti değildir. Gök adamının tövüründe gezen milyardlarca yıldız, şemralar ve kara girdapların taş tövüründe aylanyan yıldızlar hem eliptiki orbite ayıdırlar. Merkür hem günün taşından yumurtka şeklinde aylanyan. Merkürünün güne olan uzaklığı ortaçı 58 milyon kilometredir. Merkür, güne yakın olan vakti 46 milyon kilometredir. Uzak olan vakti olsa 70 milyon kilometredir. Bu planeta, gün ulgumunun içindeki günün taşından en çalt aylanan planetadır. Merkür, günün taşından ortaçı 47 kilometre sekund tezlik ile hareket edeceğin olsa, bu tezlik bizim dünyamızda sekundda 30 kilometre denkdir. Merkür'de tomuz, kış, güz, yaz pasırları neylik ilerleyen? Merkür öz okunla dünyamızda yani evliklerle dimdik duruyandır. Yani Merkür'ün dünyamızdaki yani atmosferası bolsa da pasırlar için gerek olan evliklik bulmalı sebeple Merkür'ün her ayı ve günü şol bir pasır olurdu. Merkür planetasını hiç kosmos gemisi iyi vermedik mi? Elbette iyi verdik. Eğer de iyi vermedik olsaydık onda bunca malumatları nereden öğrenirdik şeyle değil mi? Merkür planetasına ilkinci sefer 1973 yılında Mariner 10 ile gittik. Merkür'ün yakından 3 sefer geçenden sonra 1976 yılında yanıcı torunluğu sebeple onun ile ara atlaşığı kesmek ben zorunda kaldık. Alo! Niye internet işten okuları? Alo! Alo! İşten ok, gitti! Neçe bin dolarlık iş? Gitti, yok. Yönü, Messenger adlı bir kosmos gelmesi. 2011 ve 2013 yılları arasında Merkür'ün taşına aylanan ilkinci ve yeke kosmos gelmesi oldu. Messenger, Merkür'ün münlerce suratını düşürüp bizim Merkür hakkında has köp zatlar öğrenmemize mümkünçülük verdi. Ve 2013 yılda yanıcı kutorallık sebeple Merkür'ün üstüne birleşen yadayda kaçırıldı. Elbette o yere gelecekte iyi verilecek kosmos gemileri hem var elbette. Bunların biri hem Bepi Kolomba adlı bir kosmos gemisi Merkür'ün taşından bir yıl boyunca aylanır. Eğer de Merkür'e bir özümüz ayak basan olsaydık, onunla Edil A'yı ayak basanımız yala kurduğunu yaşardık. Sebebi ikisinin üstü birbirine katımengleştir. Birinci gözü iyileyen zat olsa, dürlü dürlü ölçülürdeki kraterlerin köplüğüdür. Merkür'de bir gün katı tapağıtlıdır. Mesela Merkür'de bir gün geçirsek, onunla dünyada 176 gün geçiren yala koyuyor. Merkür'ün bir yılı, yani günün taşından bir sefer aylanmağı olsa 88 dünya gününe denkdir. Yani Merkür'de gün doğup batıyança Merkür günün taşından iki sefer aylanıyandır. Yani gepin tümmögü Merkür'de bu günün geçiş tezliği katı hayran aldırıcı ve katı karışıktır. Merkür katı yalnız bir planetadır. Sebebi onun bizimki hali bizden bizim hemramız yani dünyamızın hemrası yani hiç yeli hemrası yoktur. Merkür'ün polüslerini hiç açan gün düşen değildir. Merkür günü en yakın planete bolalık sebeple onun gün düşen tarafı katı kızgındır. Gün düşmeyen tarafı olsa katır ve soğuktur. Bu sebeple o yerlerde doğan buz bölüklerini görmek mümkündür. Messenger kosmos gemisi tarafından elde edilen malumatlara göre Merkür'ün yadrosu 2000 kilometre yani planetanın 85 kütürümünü tutkanlığını tapırdı. Ne için böyle bir öz ölçüğüne karanında katı ulu bir yadro eye olurluğu hakkında bir neçe teoriler var elbette. Bunların içinden kabul görüleni olsa edil bizim dünyamıza çarpan aynı edip dörödü adlı videomuzda gurum veren S adlı
bir planetan gurum veriptim, gidip görmemedi maslahat veriyen. Merkür iken geçmişte şolor yalak bir urguyunu alınlığı. Son urguyunun neticesinde olsa yüz tarafı kopup asmana sıçranlığı aydınlığı. Bu sebepten olsa Merkür'ünün üst tarafı katı ince yağdaya gelendir. Şeyle var boksçunun gözünüze getirin hani. Boks yarışlarında yüzü, kulağı, gözüne yiyen urgular neticesinde her yerinde yara izleri olsa da yine de ayakta kalıp yarışmaya devam eder. Hiç yüz övürmeyer. Merkür ise şeyle var ulu yarışlara katlaşıp yüzünü urgular alıp ıyızı kalan var planetadır. Bu planeta kuyruklu yıldızların, ulu asman cisimlerinin ve günün şöhlülerine karşı ayakta kalmak başaran yerdir. Merkürü öz adını Rim tanrısı olan Merkür'den alındı. Merkür'deki medil bizim polis yerlerimizde bolşiyali auraları, yani asmanda olan şöhlüler var ya, şolar görmek mümkün mü? Merkür'de atmosfere bolmadığı yağdaydı ki mümkündür. Sebebi Merkür'ün yadrosu katı ulu bolalı o sebeple magnet meydanı dörütüp biliyor. Merkür'de neyle olsa bir magnet meydanı bari olsa olsun, onu günün gücünden korumak mümkün değil mi? Gün şemali, Merkür'ünün ince atmosferesini yalap edecek. Bunun neticesinde olsa orta, hatta acayip bir aura ışıklar görüyoruz. Bu, gün ilgimindeki planetaları öğrenmek, astronomi ilimine giriş için bir başlangıç olabilir. Merkür planetası gün ilgiminin en küçü çağası yalı olsa da, Türklerde bir söz var, büyümüştü, küçülmüştü. Merkür hem edil şolur yalıdır. Merkür planetasının günümüzde ve geçmişte hem katı kıyın bir durmuşu oldu ve bulmağına da devam ediyor. Ve sonunda da bu planeta yaşamağına devam ediyor.